Uyuşturucu kullanıyor. Önce ailesinin, sonra komşularının başına musallat oluyordu. O adam yine rahat durmadı. Annesiyle babasını dövdükten sonra sokağa fırladı. Komşusunun arabasının üstünde zıplayıp on binlerce liralık hasara yol açtı. Kavga, tartışma aramızda bugüne kadar hiç geçmedi. Zaten tanımıyorum kendisini. Ailesiyle tartıştıktan sonra benim aracıma saldırıyor. Suriyeli genç uyuşturucu madde kullandı. Önce anne babasını dövdü, sonra sıra komşunun arabasına geldi. Şikayetçi olduğumdan dolayı muhtemelen bilendi. Bağımlı komşu kabusu Arnavutköy'de yaşandı. Ailesiyle kavga etti, öfkelendi, soluğu sokakta aldı. Bu aracın başına geldi, kemerle araca zarar verdi. Aynayı da bu hale getirdi. Madde bağımlısı olduğu için ailesine ve komşularımıza rahatsızlık veriyor. Kemerle ve yumrukla vuruyor. İşi inada bindirmişti. Serbest kalınca yine komşusunun aracının yanına geldi. Aracın üzerine çıktı. 10 dakika boyunca aracın üzerinde oturdu. 10-15 noktasında göç var. Benim bildiğim kadarıyla şahsın herhangi bir kimliği veya kaydı olmadan deport edilmiş bir şahıstır. Kendisi önceki oturduğu evi ateşe verdiğinden dolayı deport ediliyor. Araçta 70 bin liralık hasar meydana geldi ve İbrahim Halil Karaman'da o komşudan şikayetçi oldu. Şahsın ailesinden iki kişi var, annesi ve babası. Annesi yaşlı, iki büklüm bir kadın. Babası sağır ve dilsiz, ekmek alacak paraları yok. Varsa bile şahıs ellerinden alıp maddeye veriyor. Ekibimiz o gencin evine de gitti. Şiddet gördüğü iddia edilen anne, oğlunun Suriye'ye döndüğünü söyledi. Merhaba ablacığım. Oğlun evde mi? Nerede oğlun? Suriye'ye gitti. Size de mi zarar veriyor oğlun? Yok yok. Seni de dövüyormuş. Böyle şahısları şahsen ülkemde istemiyorum.